Bir kadeh daha şarap ister misin hayatım? Evet canım. Sen Barış'cığım? Bana bir kadeh yeterli efendim. Bu gece Dadı! sabahlayacağım. Öbür gün çok önemli bir sınavım var da. Dadı! Nasıl gidiyor dersler? Fena değil efendim. Nerede bu kadın? Dadı! Dadı! Sakin ol anne, gelir şimdi. İşi vardır. Yemek sırasında ne işi var canım? Aa! Az kaldı. Hadi bakalım. Önce abin, sonra siz. Bitirin okullarınızı da meslektaş olalım. Bir evde 5 doktor çok aslında ama neyse. Seviyorum ben mesleğimi. 5 dediğine göre ben de içki üyesi geliyorum herhalde. Niye olmasın? Gel buyur. Tepemi attırıyor artık bu kadın. Dadı! Dadımı mı arıyorsun? Yukarıda namaz kılıyor. Namaz mı? Sofrada olduğumuzu bilmiyor mu? Sorarım ben ona bu saatte namaz kılmayı. Anne, lütfen. Gelip bir duş aldım. Çıkacağım birazdan. Afiyet olsun. Nereye? Konsere. Deli bir rock grubu gelmiş de. Siz gitmiyor musunuz? Duygu'nun doğum günü partisi var bu gece. Oraya gideceğim. Ben de eve. Ders çalışmaya. Nereye Sinem? Geliyorum şimdi. Şans işte. Çalış bakalım. Kaçmazdı bu konser ama. Neyse. İkiniz de evde değilsiniz yani. Genç olmak varmış vallahi. Oh, ne güzel be. Of, dadı! Ya sen deli mi edeceksin beni? Yırtınıyorum aşağıda. Duymuyor musun? Kime söylüyorum? Ay şu rahatlığa bak. Tam yemek saatini mi buldun? Derhal aşağı in ve yemek bitinceye kadar da kaybolma bir yere. Hadi! Çok vakit almaz. Hemen ne isterseniz yaparım. Böyle yapmanız doğru değil. Günahtır en azından. Yine başlama. Yok günahmış, yok sevapmış. Bırak bu lafları. Ben sana namaz kıl diye para vermiyorum. Hizmet et diye veriyorum. Kaldır şunu, kaldır. Anne lütfen. Karışma sen Sinem. Hanımım, ben işimi aksatmadım. Sofrayı kurdum, yemekleri dağıttım. Hem akşam namazı dediğinizde ki 5 rekat. İniyordum. Ne bileyim ben hangisi kaç rekat. Hadi in aşağı. Yapılacak bir yığın işimiz var. Tamam. Ne istiyor benim namazımdan be kızım? Reva mı bu bana? Çocuk gibi azarlıyor beni. Bir şey sinirleri bozulmuştur belki. Boş ver. Yemekten sonra tamamlayıverirsin. Kusuruna bakma sen onun. Bu eve geldim geleli hep aynı söylenmeler. Tamam. Hadi üzme kendini. Tamam. Bu kadar insan onun namazını bekleyecek yani. Şu sorumsuzluğa bak. Cehalet işte. Ne diyebilirsin ki? Herkes vazifesini bilecek. Ama sen ne zaman annenin tarafını tuttun ki ona karşı? Çocukluğundan bir bıraksaydım tıpkı onun gibi olacaktın. Tamam, tamam uzatmayın. Oh be, hele şükür. Eminsin değil mi? Gelmeyeceksin yani. Öbür gün çok önemli bir sınavım var. Söyledim ya, gelemem. Biraz kalır gidersin, olmaz mı? Ben hiçbir şey birazcık yapmam. Geldim mi uzar o iş. Bu sınavı veremezsem işi çok zora sokarım. Tamam, haklısın. Sen git bir güzel eğlen. Keyfini çıkar, beni düşünme. Seni düşünmediğim an mı var? Ama peki. İkimiz de gitmezsek çok ayıp olur zaten Duygu'ya. Hı hı. Ben de biraz kalır kaçarım zaten. Hı hı. Bir şey var sende bugün. Ne oldu? Dadıma üzüldüm ya. Hayırdır? Hasta falan mı? Hayır. Akşam annem çok kötü bağırdı. Çok azarladı.
Kim bilir ne yapmıştır o da. Aydan teyze sebepsiz bir şey yapmaz. Ne yapmış? Namaz kılmış. Hayatım, tamam artık. Amma abarttın. Otur şöyle. Sinirim geçmiyor Koray. Üstüme gelme. Sürekli yapıyor bunu. Bıktım artık namazlarından, okuyup üflemelerinden. Kasten yapmıyor ya canım. Kasten yapıyor. Şarap içmek günah ya ona göre. Hem de kızın erkek arkadaşıyla. Aman Allah'ım. O da ne yapıyor? Aklınca namaz numarasıyla ortadan kaybolup tepki gösteriyor. Aa, ona ne canım? İstediğimle istediğimi içerim. Geldi anlat. Cahil işte. Cahil insan laf mı anlar? Ama bir daha böyle bir şey olsun. Yemin ediyorum kovacağım. Söylemedi deme. Hı, kov hayatım. İstersen şimdi hemen kov. Anlatamadık bir türlü ya. Çocuklar doğduğundan beri evimizde. Hı hı. Ama geldiği noktadan bir santim ileri gidemedi. Takmış kafayı günahlara, sevaplara. Hı hı. Engel olmasam çocukların kafasını da benzetecek kendi kafasına. Ama çok mücadele ettim. Az mı yakaladım onu gizli gizli dualar falan öğretirken çocuklara? Ben gideyim ya. Sizin de tadınızı bozmayayım. Bizim tadımız yerinde de sen niye bu kadar abarttın bu meseleyi onu anlamadım. Bağırdıysa bağırmış. Ne olmuş yani? Gerçekten ya. Ya başka bir şey oldu bize söylemiyorsun. Ya da kaçıksın kızım sen. Annesi dadısına bağırmış. Hayret bir şey yani. Üzülüyorum böyle şeylere ben ya. Mazlum insanlar oldum olası acırım. Haklarını savunamazlar, cevap veremezler. Kadının seccadesini fırlattı attı ya. Buyurun. Sağ ol. Buyurun. Ben çekilebilir miyim hanımım? Başka bir isteğiniz var mı? Namazın mı kaçtı? Koş koş yakala. Hadi git tamam. Hanımım, niye böyle yapıyorsunuz? Ben genç kızımdan beri namazımı kılarım. Yıllardır bu evde hep kıldım. Tamam dadı, konuşma fazla. Zaten sinirim tepemde, kalbini kırarım. Yıllardır ben de buna sinir olurum ve her şekilde söylesem de bu inadından vazgeçmiyorsun. Bu bir inat tavrı değil, inanç meselesi. Öyle inanıyor, öyle de yapıyorum. Kılmamak bana yük oluyor, günah geliyor. Hala aynı şeyleri söylüyor. Beni deri etmek için mi yapıyorsun sen bunları? Günahı, sevabı senden mi öğreneceğim ben? Ona kalırsa senden daha çok sevap işliyorum ben. Binlerce insanı iyileştiriyorum, öyle değil mi? İyilik iyiliktir. Niyet de güzel olunca tam sevap olur zaten. Ay sus, tamam, cevap verme. Yıkıl karşımdan hadi. Sinirlerimi bozuyorsun. Bunca yıl bu eve hizmet ettim. Birbirimize hakkımız geçti. Yapmayın böyle. Bunun üstüne kalp kırmaya değmez. Ay bayılıvereceğim şimdi ben. Hala neler söylüyor bak. Zevk alıyorsun değil mi böyle diken gibi konuşup beni deli etmeye? Evet yani dadı. Sus artık. Uzatma. Efendim, içimdekini söylüyorum. Maksadım da rahatsızlık vermek değil. Sus artık. Defol git bu evden. Artık dayanamayacağım. Görmek istemiyorum seni. Bunca sene sonra bu yaşta nereye giderim ben hanımım? Yıllardır benim bu kaçıncı kovuşunuz. Ama bu yaşta kime giderim ben? Bilemem. Nereye gidersen git. Yeter. Yeter artık. Sana bir hafta süre. Düşün taşın. Ara tara. Köyüne mi gidersin? Başka bir ev mi bulursun? Bilemem artık. Neyse, anlaşıldı. Sizin esas derdiniz başka. Dil dökmenin anlamı yok. Bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Hayırlısı olsun. Bak, açılacak kapı da varmış. Bak, bak, bak. Dil de papuç gibi. Görüyor musun? Kuyruğu sıkışınca nasıl da aslan kesiliveriyorlar. Nice mutlu senelere. Teşekkür görüşürüz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. Dikkatli ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ ol. Görüşürüz, iyi akşamlar. Sinem, iyi misin? İyiyim, gayet iyiyim. Seni bırakmamızı ister misin? Hayır, giderim ben. Ama araba kullanmak istemiyorum ya. Aman ne olacak ya? Hiç mi içmedik?
Ama bak gidemem diyorsan Arda'ya sesleneyim, bırakalım seni. Arda burnunun ucunu göremiyor Duygu. Kim arıyorsun sen? Barış'ı. Ama telefonu kapalı. Uyudu herhalde. Abim hayatta gelip almaz. Babam desen asla bu saatte çıkmaz. Öf ya. Dur inat etme o zaman. Bir şey olmaz hadi. Duygu. Arda içeride sızdı, farkında değil misin? Bence git ona ayıl sen. Ben başımın çaresine bakarım. Sinem. Bu saatte ta şehrin öbür ucuna taksiyle gidecek değilsin ya. Dursana Sinem. O zaman atla arabana, yavaş yavaş git. Bir şey olmaz. Yok. Arabayı kullanamam. Şeytanın işi yok. Bir şey falan olur. Hadi kendim olsa iyi. Başkasına zarar veririm. İyice üzülürüm. Hadi sen gir içeri. Ben bulacağım bir yol. Ama dur. Az ötede bir metro durağı var. Bu saatte biraz tenhadır ama çok çabuk gidersin. Otobüs hem zor hem de çok dolaşıyor. Arabanı yarın gelir alırsın ha? Tamam. İyi. Hadi. Nice yıllara tatlım. En kötü gecem böyle olsun. Sağ ol canım. İyi geceler. Geceler. Dikkat et. Allah'ım. Sana inanabilmek, sana el açabilmek ne güzel. Sana inanmayanlara da bu güzelliği tattır Allah. Sen yücesin. İhsanın da lütfun da boldur. Hepimizi nefsimizin şerrinden koru. Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum. Hadi sen oku şimdi. Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum. Aferin. Ayet-el Kürsi'yi içinden gele gele okuyana Cenab-ı Allah bir melek gönderir. O melek okuyanın yoldaşı olur. Kötülüklere karşı destekçisi olur. Tamam mı benim güzel kızım? Tamam dedeciğim. Evet, devam edelim hadi. La tehüzühü sinetün. La tehüzühü sinetün ve la nem lehu mafi semavati ve mafi ardı imen zellezi yeşim.
başladı? Gel kızım, gel. Dadı, uyumadın mı sen daha? Yo, gelmedi uyku. Sen ne yaptın, eğlendin mi? Hiç eğlenmedim dadı. Bir de çok korktum. Ne oldu? Alkol aldım diye arabamı orada bıraktım. Metro ile geleyim dedim. Metroda bir adam geldi yanıma. Gözlerini dikip uzun uzun baktı. Ama bir şey söylemedi, gitti. Ödüm koptu. Senin öğrettiğin Ayetel Kürsi'yi okudum içimden. Ben de burada okudum. Allah kalbin biliyor ya, hem kendime hem de sana. Akşam elini omzuma dokundurman yetti. Bütün acımı aldı sanki. Sıkma sen canını. Olur, geçer böyle şeyler. Hadi iyi uykular. Allah rahatlık versin. Sağ ol yavrum, sana da. Günaydın. Günaydın kızım. Günaydın. Sen nasıl geldin gece eve? Araban yok kapıda. Araba kullanacak halde değildim. Bıraktım orada, metro ile geldim. Teşekkür ederim dadıcığım. Metro mu? Kaçta bindin? Ne bileyim, yarımdı sanırım. Duyguların evinin oradaki duraktan mı bindin? Evet, ne oldu ki? Bak ne olmuş, oku. Senin bindiğin durakta, senin bindiğin saatten 10 dakika sonra, yani 0:40'da bir kadına tecavüz edip öldürmüşler. Ne oldu kızım? Bu o kadın. Hangi kadın? Bu da o adam. Bana bakan adam. Aa. Yakalanmış mı? Evet. Güvenlik kameralarından hemen bulup yakalamışlar. Ah. Kızım, ne oldu? Anlatsana kızım. Gördün mü sen bu insanları? Evet anne. Gece çok tenhaydı zaten. Sadece üçümüz vardık. Aman Allah'ım. O adam yaklaşıp uzun uzun baktı. Çok korktum. Dadımın küçükken öğrettiği dualardan aklımda kalanları ve Ayetel Kürsi'yi okumaya başladım. O an sığınacak başka hiçbir şeyim yoktu. Sonra ne olduysa adam dönüp gitti. Ben de gelen metroya atladım. Allah korumuş kızım seni. Evet anne, bundan eminim. O an sadece ona sığındım. Ona yalvardım, ondan medet bekledim. Neyse kızım. Sen ağır bir şok yaşadığın için böyle söylüyorsun. Yoksa adam niye öyle bir şeyler okuyunca çekip gitsin ki? Mesele de o ya. Ne olmuş? Ayetel Kürsi'yi okurken dadımın sesi geldi kulağıma sanki. İlahi Allah'tan başka tapılacak kudret yoktur. Kimseden kuvvet almaz. Fakat her kudret sahibi gücünü ondan alır. Onun huzurunda, bizzat onun izni olmadıkça şefaate kalkışmak kimin haddinedir, diyordu. Beni o yalvarış kurtardı. Bundan eminim. Yoksa o kadının yerinde ben olacaktım şimdi. Tamam kızım. Sinirlerin bozuldu senin. Sakinleştirici bir ilaç veririm, bir şeyin kalmaz. Düşünme artık o anı. Aklıma sadece ve hemen dadımın öğrettiği o duanın gelmesi ne ilginç ama. Ve hüvel aleyhül azim. Amin. Aferin. Ne yapıyorsunuz siz burada? Dua öğreniyorum anne. Ne duası? Dadı sen ne yaptığını sanıyorsun? Bu yaşta çocuğun beynine bunları mı sokuyorsun? Sen eğitimden anlamaz, öğretmeyi bilmezsin. Yanlış şeylerle çocuğun beynini dolduruyorsun. Ama hanım, dinini bilmesin. Sus, zamanı gelince öğrenir neleri öğrenmesi gerekiyorsa.
Çocuğun aklına böyle şeyleri sokup kafasını karıştırmana asla izin vermiyorum. Anlaşıldı mı? Bir daha görürsem asla affetmem. Sen de kalk çabuk dersinin başına. Hadi. İnanın ne kötü bir şey yaptım ne de yanlış bir şey öğrettim. Kendine sakla bildiklerini sen. Bu çocukların kafasına bir daha böyle şeyler soktuğunu görmeyeceğim. Bu öğrettiklerini sen biliyorsun da ne oluyor? Hayatın gerçekleri farklı. Öyle okumayla, yatıp kalkmakla tok kalınmıyor. Zengin olunmuyor. Hayat sadece dünya değil ki. Oraya da hazırlık yapmak iyi olur diye düşünüyorum. İki tarafta mutlu olmak daha iyi olur gibime geliyor. İyi o zaman. Sen bekle öbür dünyayı. Benim çocuklarımın kafasını bu dünyada karıştırma yeter. Onlar mutlu. Baba. Ha? Zinem, ne yapıyorsun burada? Seni bekliyordum. Neden? Ne oldu? Herkes yattı mı? Evet, yattılar. Beni niye bekliyorsun? Bir şey mi söyleyeceksin? Hayırdır? Baba. Efendim yavrum. Başsavcı senin arkadaşındı, değil mi? Evet. Senden bir istekte bulunsam, ona rica edebilir misin? Tabii. Hangi konuda? Cezaevi savcısını arayıp, metrodaki o katille birkaç dakika görüşmemi sağlamasını istesen mümkün mü? Katille mi? Kızım ne diyorsun sen? Ne görüşeceksin sen o sapıkla? Gel otur şöyle, geç. Tek bir şey soracağım baba. Hı. Bunu öğrenmezsem rahat edemeyeceğim. Beynim sürekli bununla dolu. Neymiş o? Neden bana o kadar yaklaşmışken vazgeçti ve o kadına yöneldi? Bunu neden merak ediyorsun kızım? Vazgeçmiş işte. Otur kalk dua et yaşadığına. Ediyorum zaten baba. Her nefes alışta ediyorum. Ama merakımı da gideremiyorum. Lütfen baba. Sadece birkaç dakika. Telin arkasından dahi olsa. Beynime uyuyor bu sorunun cevabı. Onu ne vazgeçirdi? Bak. Unutmaya çalış artık o geceyi. Yeniden görüp tazelemek neye yarayacak? Sinirlerini bozacaksın. Hayır baba. Bunu bilmek istiyorum. Lütfen baba. Peki. Yarın arar konuşurum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Savcı. Hürmetler ederim. Görüşelim bir ara. Buyurun bir kahvemi için. Sağ olun. Ben de uğrarım. Alakanız için teşekkürim. İyi günler. Sinem? Efendim babacığım. Yarın saat 3'te cezaevine gidebilirsin. Müdür bizzat bekliyor. Harika. Çok teşekkür ederim baba. Zahmet verdim sana da. Verdin ama olsun. Seni kırar mıyım ben? Sen benim biricik kızımsın. İstersen birlikte gidelim. Yok gerek yok. Ben kendim giderim. Bugüne bugün tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisiyiz. Müstakbel doktor sıfatımız var yani. Alışalım. Tamam peki. Hadi kapatıyorum. Akşama görüşürüz. Tamam, görüşürüz babacığım. Beni tanıdın mı? Sana bir tek soru sormaya geldim. Bunun cevabı yalnız sende. Nedir? O gece bana o kadar yaklaşmışken neden vazgeçtin? Ne vazgeçirdi seni? Aslında istediğim sendin.
Seni gözüme kestirmiştim ama... Evet. Arkanda duran o iki adamdan korktum. İki adam mı? Merdivenlerde ve perona yürürken yalnızdın. Arkandan gelip baktığımda sağında iki adam duruyordu. Onlara bir şeyler söylüyordun mırıltıyla. İki adam mı? Gerçekten iki adam mı vardı yanında? Hayır tabii anne. Yalnızdım diyorum ya. Oo, epeyce sarhoşmuş demek ki. Seni üç görmüş. Hiç komik değil abi. Nereden çıkmış peki o adamlar? Ben Ayetel Kürsi'yi Allah'ın beni koruması niyetiyle okudum. Allah da meleklerini insan şeklinde gönderdi ve beni korudu. Ben bunu bütün kalbimle hem yaşadım hem de hissettim. Hissettiğin bu mu? Bu anne. Bütün kalbimle. Anlatılmaz bir şey bu. İçime Ayetel Kürsi'yi bir şey getirdi. O iki adam ona bir şey gösterdi. Benden bir şey vazgeçirdi. Beni o gece bir şey korudu. Hissettiğim bu. Dadı, hayrola nereye böyle? Kısmet buraya kadarmış küçük hanım, gidiyorum ben. Ne diyorsun dadı? Dadacığım ne oldu? Gitmek de nereden çıktı? Anne, baba, haberiniz var mı sizin? Hepiniz hakkınızı helal edin. Benim de varsa helal hoş olsun. Bunca yıl ekmeğinizi yedim, barındım, sığındım. Allah razı olsun cümlenizden. Nereye gidiyorsun? Buldun mu bir yer? Hele bir yola çıkalım da bir kapı açılır beyim. Allah yardım eder. Ya şaka mı bu? Neler oluyor söylesenize. Özür dilerim. Bağışlar mısın beni? O ne kelime hanımım? Bağışlamak ne haddime? O sizin inceliğiniz. Hayır, hayır. Aslında gerçekten incelik gösteren sensin. Allah'a secde edebildiğin için hep sevgi dolusun. Bana da o güzel şeyleri öğretir misin? Anne. Elbette, elbette. Bütün kalbimle. Hepinize yetecek kadar seccadem var benim. Canım. Canım ya. Dadım. Hapishaneden döndüğüm o geceden sonra sade, sıradan, naçiz bir kul olmayı seçtim. Annem ve babam da içkiyi bıraktılar ve namaza başladılar. Artık evimize içki girmiyor. Abim beyin cerrahı oldu ve sınıfından bir kızla evlendi. Bir tane de oğulları oldu. Bana gelince okulumu bitirdim ve cerrah oldum. 2 ay önce erkek arkadaşım Barış'la evlendim. O ve ailesi de hidayete erdiler. O gece metroda olan bu inanılmaz olay sadece beni değil, bütün ailemi ve daha pek çok insanı huzura erdiren bir vesile oldu. Kimi geceler yatağımda ağlıyorum. Izdıraptan, hasretten ya da sinirden değil, yaşadığım huzurdan, Allah'ın ihsanına mazhar olmaktan. Canım, ne oldu? Çok korktum hala.
Ah, kıyamaz ona halası. Rüya mı gördün? Evet. Tamam bir tanem, geçti. Bak ben yanındayım, tamam, ağlama. Çok mu korkunçtu rüya? Evet. Korkma, ben yanındayım, tamam. Geçti mi? Biraz geçti. Sen ne yapıyorsun? Ha? Hiç, mektup yazıyorum. Kime? Babamlara mı? Hayır. Barış eniştem nerede? Hastanede. O bugün nöbetçi. Akşam gelecek. Babamla annem ne zaman gelecek? Birkaç gün sonra da onlar gelecek. Hala, çok mu uzakta bu umre? Çok sayılmaz. Uçakla 3 saat sürüyor. Çocuklar gitmez mi oraya? Giderler ama. Sen biraz daha büyü, hep beraber gideriz. Halacığım. Efendim halam. Sen de korkar mısın? Eh, bazen. Neden? Korkunç rüyadan mı? Hayır. Fareden mi? Hayır. Gök gürültüsünden mi? Allah'tan da mı? İnsan sevdiğinden korkar mı? O korku başka. Güzel bir korku. Güzel korku mu? Güzel bir korku. Çünkü insan çok sevdiğini yanlış işler yaparak kaybetmekten korkmalı. Değil mi?